bu ülkeye büyük hizmetler vermiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın kabinelerinde görev yapmış ve hem ülkemizin hem milletimizin hizmetinde olan çok saygıdeğer bakanlarımız, çok kıymetli genel başkan yardımcımız, birlikte aynı meclisin çatısı altında, Gazi Meclisimizin çatısı altında çalışmaktan büyük onur duyduğumuz Samsun'umuzun çok kıymetli milletvekilleri, değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün burada İl Danışma Meclisimize, ailemizin birlikteliğine, milletimize hizmetkar olan bu güzel gönüllü insanların, hizmetkar insanların bir arada bulunmasını sağlayan ve bugün AK Parti'mizin Samsun'da liderliğini gerçekleştiren çok değerli il başkanımız ve biraz önce kendisini takdim ettim ama yine Samsun büyükşehirde Samsun'umuzun her noktasına hizmetlerini gerçekleştirmeye çalışan hem bakanlığımızı hem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yapan çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve yine Samsun'umuzla iç içe olan, gönül gönülü olan Sinop'umuzun çok değerli il başkanı arkadaşım, değerli il yöneticilerimiz, il başkan yardımcılarımız, burada bulunan çok değerli ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımız ve yine partimize kurulduğu günden itibaren büyük hizmet veren, adanmışlığın siyasette nasıl olduğunu ortaya koyan, gece gündüz demeden kapı kapı dolaşan, yüreğiyle, mücadelesiyle ülkemizi ve ülkemizin gelecekteki evlatlarını yarına umutla taşımaya çalışan, farklı dönemlerde hak etmedikleri bir takım muamelelerle de karşı karşıya kalsalar, haklı davalarından hiçbir zaman ödün vermeyen, Allah razı olsun, emeklerine minnettar olduğumuz kadın kollarımızın çok kıymetli yöneticileri, başkanları ve yine genç Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin hem bugününü hem yarınını, hem devletimizi hem milletimizi, hem komşumuzu hem coğrafyamızı, hem insanlığı hem değerlerimizi, hem teknolojimizi hem gelişmemizi bir arada bu güçlü çatı içerisinde hem anlayan, hem büyük bir davanın savunuculuğunu yapan, acaba bu yeni nesil nasıl olacak diye herkesin düşündüğü, acaba emanetlerimizi bugün bu salonda bulunan büyükleriyle beraber bir mücadelenin nasıl sergileneceğini ortaya koyan sevgili genç arkadaşlarım. Ve yine bu salonda kuruluşundan itibaren bu güçlü davaya omuz veren, önde olsa da, ortada olsa da, arkada olsa da, hiçbir zaman yerinin ayırdığıyla beraber hizmetkarlığını farklılaştırmayan, üyesinden önceki dönem il başkanına kadar teşkilatımızın bütün mensuplarına, evet bu ailenin bütün mensuplarına hürmetlerimi ve saygılarımı ifade ediyor. Aranızda olmaktan büyük bir onur duyduğumu tekrar huzurunuzda belirtmek istiyor. Danışma meclisimizin hem ülkemize, hem milletimize, hem de kurtuluş şehrimiz Samsun'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Hepinize hürmet, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Biraz önce kıymetli Cumhurbaşkanımız hep birlikte dinledik. Ve kıymetli Cumhurbaşkanımızın kıymetli Cumhurbaşkanımızın hem talimatlarını hem liderlerin sözleri bizim için hem talimattır, hem kuvvettir, hem güçtür. Bizim için söylediklerini
ülkemiz için iddialarını ve ideallerini, size olan muhabbetini, inancını ve güvencini hep birlikte burada tekrar tazelemiş olduk. Ve bu tazeleme sadece siyasi hayat adına, bir siyasi teşekkülün, bir siyasi partinin idamesi adına, devamı adına bir tazeleme değildir. AK Parti bugün sadece gününü temsil eden bir siyasi hareketin adı da değildir. Bugünü temsil eden bir siyasi hareketin adı da değildir. AK Parti bu coğrafyada, bu salonda, bu topraklarda yaşayan herkesin bugüne kadar kaygı duyduğu, bugüne kadar arzu ettiği, bugüne kadar sadece kendisi için değil, tüm insanlık için talep ettiği, sadece geçmiş dönemde değil, gelecek içinde insanlığa umut ortaya koyabilecek hakikatlerden, değerlerden ve esas itibariyle medeniyetimizden ve insanlıktan bize tevarüs eden her şeyden sorumlu olanların ve her haliyle sorumlu olanların sadece bulundukları dönemlerden değil, geçmiş dönemin bütün sorumluluklarını da üzerinde taşıyanların, gelecek dönemlerin de sorumluluklarını üzerinde taşıyan bir anlayışın, bir hareketin adıdır. AK Parti sadece Anadolu coğrafyasının 780 bin kilometre karesinin temsilini üzerinde bulunduran bir coğrafyanın adı değildir. Tayyip Erdoğan, Anadolu coğrafyasının istikametini, Anadolu coğrafyasının zenginliğini, Anadolu coğrafyasının dününü, bugününü ve yarınını yarına güçlü bir şekilde taşıyacak bir liderin adıdır. Ama derdi sadece Anadolu coğrafyası değildir. Vallahi de değildir, billahi de değildir. Bizim derdimiz insanlığın karşı karşıya kalmış olduğu bu sıkıntının, yıllardan beri sömürülen, yıllardan beri siz yapamazsınız, siz beceremezsiniz, siz gerçekleştiremezsiniz diyenlere inat bir şekilde etrafımızdaki coğrafyayı cendereye, kan gölüne döndürmek isteyenlerin, 9 aylık olan bütün insanların doğulu ve batılı olarak ayrılıp o insanların var oldukları yerlere göre tasnif edenlere inat bir şekilde biz yapamayız, gerçekleştiremeyiz diyenlere size yaptırmayacağız, gerçekleştirmeyeceğiz ve insanlığa biz nefes olacağız diyen bir hareketin adıdır. Elbette bu salondaki insanlar 20 yıldır sadece bir ülkenin istikametini, sadece bir ülkenin geleceğini, sadece bir ülkenin gelişmesini ve kalkınmasını, sadece bir ülkenin özgüvenini yeniden inşa ve imar ve ihya etmediler. Sadece etrafındaki karşı karşıya kalınan durumu gözlemediler. Bu salondaki insanlar ve onların arkadaşları ve onlara itimat eden bu aziz milletimiz 21. yüzyılın başına kadar Türkiye'yi istedikleri şekilde idare edebileceklerini düşünenlere, vesayet üzerinden her birimize elbise biçmeye çalışanlara, siz şöyle yaşayacaksınız, siz böyle yaşayacaksınız, siz şunu giyeceksiniz, siz şöyle düşüneceksiniz, siz birbirinize şöyle konuşacaksınız, siz bizimle ilgili değerlendirmeler ortaya koyarken bizim için şunları söylemek zorundasınız. Biz sizin için biçtiğimiz kanunlarla, biz sizin için biçtiğimiz anayasalarla, biz sizin için biçtiğimiz anlayışlarla birlikte istediğimiz gibi tanzim olacaksınız diyenlere karşı, bizi parça pinçik yapmaya çalışanlara karşı, siz fukaralıkla, siz geri kalmışlıkla, siz bizim size taahhüt ettirdiğimiz faizlerle beraber bu işleri devam ettirmek zorundasınız diyenlere karşı, sizin neyinize uçak yapmak, sizin neyinize insan savaş aracı yapmak, sizin neyinize otomobil yapmak, sizin neyinize yerli mühimmat yapmak diyenlere karşı bu milletin iradesini, iddiasını ve bu milletin namusunu, hürriyetini, özgürlüğünü yabancı çizmelere bırakmayan bir anlayışın adıdır. İdam edilen başbakanlarla bizi ürkütmeye, idam edilen dışişleri bakanlarla bizi ürkütmeye, yapılan her darbeden sonra
bu ülkenin patronu biziz diye bize yukarıdan aşağı buyruk sallamaya çalışanlara karşı tam 20 yıldır bu kadrolar milletle beraber bu toprakların patronu millettir diyen bir anlayış ortaya koyuyorlar. Yaptığınız büyük bir devrimdir. Yaptığınız büyük bir değişimdir. Yaptığınız büyük bir dönüşümdür. Yaptığınız zihinlerimizi prangalamaya çalışanlara karşı, bir takım kalıplara, bizim her birimizi sokmaya çalışanlara karşı, biz bu kalıplara çıkmayacağımızı, biz bu kalıplara sığmayacağımızı, bizim bu kalıplara sıkıştırılamayacağımızı anlatmaya çalışan büyük bir itirazın adıdır. Ve bunu yaparken de şiddetle, kanla, gözyaşıyla değil, demokrasiyle, reyle, insanla giderek, anlatarak, eğilerek iyilikleri anlatıp kötülüklerden sakındırmak için ortaya konulan değerlere sahip çıkarak bunu gerçekleştiren bir anlayışın adıdır. Bu geçmiş dönemlerde de yapılmaya çalışıldı. Siyaseti parça pinçik ettiler. Devleti güçsüzleştirmeye çalıştılar. Fırsat vermediler. İşte AK Parti kadroları olarak bütün bu tecrübeyi özümsemiş, Türkiye'nin 20. yüzyılda yaşamış olduğu bütün anlayışı kendi içerisinde bir kez daha ama bir kez daha değerlendirmiş. O tecrübelerden, o bilgilerden, o yenilen dayaklardan, o örselenmelerden, o ötekileştirmelerden elde ettiği sonuçlarla birlikte 21. yüzyıla lideriyle Recep Tayyip Erdoğan'la yepyeni bir anlayış ortaya koymaya çalışmış. Her attığı adımı engellemeye çalışanlara karşı, her engelle beraber bütün dünyayı karşısına çıkarmaya çalışanlara karşı, ekonomik saldırılara karşı, darbe vesayetlerine karşı, medya vesayetlerine karşı, yargı vesayetlerine karşı hiçbir zaman belini bükmemiş, hiçbir zaman boynunu eğmemiş. Nereden gelirse gelsin sizden korkmuyoruz, milletimiz adına ve bu medeniyet adına ayakta duracağız diyen bir anlayışı ortaya koyan bir hareketin adıdır AK Parti. Ne yapsaydı ya? AK Parti karşımızda hemen Suriye'nin orada, hemen Irak'ın orada bir terör koridoru kurulurken o terör koridoruna boyun mu eğseydi? Boyun mu eğseydi? Zeytin Dalı harekatına giderken Amerika'nın batının mühimmatını göndermediği esnada, evet siz bize mühimmatı göndermediniz ama biz Zeytin Dalı harekatı yapmayacağız. Afrin'e girmeyeceğiz. Cerablus'a, Azez'e, Mare'ye, Elbap'a girmeyeceğiz. Irak kuzeyinde o bölgelerin tamamında terör örgütünü temizlemeyeceğiz. Ne diyorsanız onu kabul ediyoruz diyen bir anlayışın sahibi mi olsaydı AK Parti? Peki ne yapsaydı? Siz şehir hastanesi yapamazsınız dediklerinde, beceremezsiniz, yönetemezsiniz, bu maliyetlere katlanmasaydınız dediklerinde milletini yine eski Türkiye'de olduğu gibi, insanın sağlığını yeni dünyada olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi, pandemide yaşandığı gibi insanları koridorlarda ölümlere mahkum eden, yaşlılara evden çıkmayın diyen, size biz hizmet edemeyiz diyen, sizi hastaneye alamayız diyen, Amerika gibi, Avrupa gibi kendi insanlarına yardımcı mı olsaydı ve onları bir zorluğa, bir boşluğa ve bir sıkıntıya mı sevk etseydi? Ne yapsaydı AK Parti? Ne yaptı bu kadrolar? Etrafındaki coğrafyada olan bitene karşı sırtını mı dönseydi? Bir yaşındaki bebeklerin Esad tarafından katledildiği bir coğrafyada, Avrupa'nın, Amerika'nın sessiz kaldığı, insanlık tiyatrosu oynadıkları bir coğrafyada, Tayyip Erdoğan aynen eski Türkiye'de olduğu gibi ezeleri titreyip, acaba ben ne yapabilirim, ben yaparsam bana bir şey yaparlar mı, ben bundan zararlı mı çıkarım, zararsız mı çıkarım diye düşünmeden insanlığın faydasını düşünen bir anlayış ortaya koymasa mıydı yani? Neye başaktı? Hey AK Partili dava arkadaşlarım!
20 yıldır bütün dünyanın kızanlarında, takip edenlerinde hayranlıkla ülkesini büyüttüğü bir davayı yürütüyorsunuz. Allah'ınızı severseniz başınız minareler kadar dik olsun. Başınız minareler kadar dik olsun. Ve yine buraya Sayın Başkanımız davet ettiğinde bir tek şey için geldim. Bir tek şey. Büyük bir devrim gerçekleştirdiniz. Büyük bir mücadele ortaya koydunuz. Sadece yollar yapmadınız. Bunlar yapılabilir. Sadece barajlar yapmadınız. Sadece şehir hastaneleri yapmadınız. Sadece çocukluğumuzda bütün dünyada hayran olduğumuz televizyondan izlerken bunları bize de olacak mı diye statlar yapmadınız, spor testleri yapmadınız, kadın merkezleri yapmadınız, kültür merkezleri yapmadınız. Sadece Marmaray, sadece Avrasya, sadece Oğuz Sultan Selim Köprüsü, sadece Fatih Sultan Mehmet ve bir taraftan şu anda bütün dünyanın da hayranlıkla izlediği Çanakkale Köprüsü bunları değil. Dünyanın en büyük havalimanı bunları değil. Siz bir zihniyet devrimi gerçekleştirdiniz. Bu zihniyet devrimi bilesiniz ki belki sıcaklığından anlayabiliyor değiliz. Sadece bu Anadolu coğrafyasına ait bir zihniyet devrimi değildir. İçişleri Bakanı olarak dünyada şu anda 123 ülkeyle temas halindeyiz. Biraz sonra da birisiyle temas edeceğiz. Yarın bir başkasıyla temas edeceğiz. Gördüğümü söylemek istiyorum. Dünyada zengin ülkeler var. Orta ülkeler var ve fukara ülkeler var. Zengin ülkeler çok uzun yıllardan beri bu ülkeleri sömürdüler. Dikkat edin. Batının altı fakir. Doğunun üstü fakir. Doğunun altı zengin. Batının üstü zengin. Bir daha söyleyeyim mi? Batının altı fakir. Doğunun üstü fakir. Batının üstü zengin. Doğunun altı zengin. Yıllardır sömürüyorlar. Alt ve orta gelir grubundaki tüm ülkelerin anladığım ve gördüğüm bir şey var. Bir modele doğru bakıyorlar. 21. asrın başından itibaren tüm altyapısını zenginleştiren, 81 ilinde üniversitelerini kuran, havalimanlarını, yollarını birbiriyle bütünleştiren, sanayi sitelerinde sürekli iş kapasitesi ve yer kapasitesi arttırmaya çalışan, Türkiye'de üretimi arttıran, sürekli büyümeyle beraber etrafındaki coğrafya ümit olan bir ülkeyi kendilerine model olarak görüyorlar. Boşuna da değil. Çünkü üstü zengin altı fakir olanlar yıllardan beri onları sömürdüler. Yıllardan beri onları işlediler. Emeklerini, yeraltı zenginlikleri, kaynaklarını, değerlerini, medeniyetlerini tarumar ettiler. Ama bir taraftan da Türkiye var. Yanında iki tane terör örgütünün iki devletin otoritesini yok ettiği bir Türkiye'ye zırnık bile dokunduramadılar. Biri Irak, biri Suriye. İran'a yıllardan beri Amerika'nın ve Batı'nın ambargosu var. Hemen komşumuz. Etrafımızdaki coğrafyada karşı karşıya kaldığımız durumu hep beraber biliyoruz. Afganistan, Pakistan, Amerika oraya gitti. İşgal etti orayı. İşgal ettiği zaman 10 birim afyon üretiliyorken, çıkarken 200 birim afyon üretiliyordu. Orayı bir uyuşturucu merkezi haline getirdi. Kaçarken de kendi tarihine tam yakışabilecek bir şekilde bir korkaklıkla, ürkeklikle ve insanlık dramıyla oradan o uçağın fotoğrafıyla, o uçağı aslan insanların fotoğrafıyla tarihi bir kara leşe gibi kaçtı oradan. Bütün bunları dünya görüyor. Ama bir de Türkiye'yi görüyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi görüyor. Doğu Akdeniz'de ben hakkımı kimseye yedirmem diyen bugün mü çıktı bu hakkımız? Bu hakkımız dün yok muydu? 50 yıl önce yok muydu? 100 yıl önce yok muydu bu hakkımız? Bu hakkımızı kimseye yedirmem diyen bir tabloyu ortaya koyan Libya'da
bütün dünyanın neredeyse tepişme alanı olarak haline gelmiş ama oradaki insanların can kıymetini kimsenin bilmediği anlayışa durun bakalım biz burada huzuru ve barışı temin edebilme kabiliyetine sahip oluruz diyen oraya müdahale edebilen bir anlayışı insanlık adına yapılan çağrıya sessiz kalmayan bir anlayışı ortaya koyan bir Türkiye. Bir Türkiye'den bahsediyoruz. Kapalı Maraş'ı açık Maraş haline getiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Hiç kimsenin sağına soluna bakmadan neymiş İdlib'e, neymiş Afrin'e, neymiş Cerablus'a giremezmişiz. Bal gibi de girdik, bal gibi de ne yapacağımızı ortaya koyabildik hep beraber. Yıllarca böğrümüze saplanan Azerbaycan Karabağ meselesini Sayın Cumhurbaşkanımızın yine liyakatli, yine Azerbaycan'la birlikte ortaya koyduğu, evet hem iradeli hem de sonuca yönelik politikasıyla beraber bütün dünyanın gözüne baka baka çözebilme kabiliyeti ortaya konulmuştur. Ne zaman oldu bu işler? Dünyanın en büyük sorunlarının yaşandığı dönemler içerisinde oldu. Dünyanın en zengin olduğumuz döneminde olmadı. Dünyada en güçlü ve ayakta en çok durduğumuz dönem içerisinde olmadı. Kendimize gelmeye çalıştığımız, altyapımızı kurmaya çalıştığımız, 300 yıllık bizi evet bir gerileme dönemine itmeye çalıştıkları andan kurtulmaya çalıştığımız bir dönem içerisinde oldu. Ne zaman oldu bu iş? Terör örgütlerini üzerimize musallat etmeye çalıştıkları dönem içerisinde oldu. Ne zaman oldu bu iş? Ekonomik saldırılarla evet bizi alabora yapmak istedikleri dönemler içerisinde oldu. Ne zaman oldu bu iş? Gezi olaylarından 17-25 Aralık'a kadar 6-8 Ekim olaylarından burada bir tek kez daha altını çiziyorum. 15 Temmuz darbesine kadar bizi tasfiye etmek, bizi zayıflatmak istedikleri dönem içerisinde onlar bize saldırdıkça Allah'a şükürler olsun bu dualı milletle, bu dualı coğrafyayla beraber biz onlara haddini bildirdik. Hep beraber bildirdik. Eğer bugün teslim olunmamışsa, eğer bugün başarısızlıklarını, beceriksizliklerini, niteliksizliklerini bizim üzerimize yıkıp maliyetlerini bizim üzerimizden başka ülkeler gibi çıkaramıyorlarsa bilmenizi istiyorum ki bu ortaya koyduğunuz iradedendir. Ve elimizde büyük bir fırsat var. İlk kez Batı'yı böyle yakaladık. İlk kez Batı'yı yönsüz yakaladık. Çok konuşanlar, çok bilirler, çok söylerler. Trump dünyanın en güçlü lideriydi. Pandemi olmasaydı açık ara Amerika'da ikinci dönem başkan seçilecekti. Ne oldu? Dünyanın en büyük krizlerinden birisini yaşıyor. Şu anda dünya süreci ve bütün milletler gidiverdi. Yerine de kimin geldiği belli. Avrupa'nın en güçlü lideri Merkel'di. Partisi 20 puan düştü. Ve yerine kimin geldiği belli. Etrafımızdaki coğrafyada, Avrupa'da bütün siyasi partiler, bütün siyasal krizler en yüksek noktada yaşanıyor. Meydanlar on binlerce, yüz binlerce insanlarla doldu. Pandemi eleştirilerinden, salgın eleştirilerinden, şöyle olacak, böyle olacak denilen anlayışlardan. Türkiye kamu düzenini, Türkiye gelişmişliğini, Türkiye istikametini, Türkiye büyümesini, Türkiye cari açıkla mücadelesini, Türkiye istihdamla mücadelesinden zerre kadar taviz vermeden yoluna ve yolculuğuna devam etti. Hiçbir büyük projemizi kesmedik. Yoluna devam ettirdik. Gelişmemizi, büyümemizi, zenginleşmemizi, istikametimizi bozmadık. Sadece bunu mu yaptık? Hayır. Bütün bunları yaparken bundan bir ay önce Bangladeş'teydim. Arakan Müslümanlarının yanında. 1.1 milyon insanın sadece bir kampta tutulduğu, kendi dillerinin dışında başka dil konuşmadıkları ama emin oldukları bir anlayışla karşı karşıya kaldıklarında yüzleri gülen, o emin insanlara bakan bir anlayışla bir adaya getirmek istedikleri onları. Ben de gittiğimde bana da söylediler. Dediler ki TİKA gelirse, AFAD gelirse, Diyanet gelirse, Kızılay gelirse biz oraya gideriz. Aksi takdirde biz Türklersiz oraya gitmeyiz derler. Eminliğiniz sadece bu coğrafya adına bir eminlik değildir. On binlerce kilometre ötede
Aynen ecdadımızın bize bıraktığı miras gibi. Korktukları da ürktükleri de budur. Yeniden bir devin uyanmasından korkuyorlar. Yeniden ecdadımızın bize bıraktığı mirasın bütün dünyaya hüküm sürmesinden korkuyorlar. Yeniden haktan korkuyorlar. Yeniden adaletten korkuyorlar. Getirdiğimiz yer tesadüfi bir yer değildir. Getirdiğimiz yer kendi kendine gelinen bir yer değildir. Çok bedeller ödenmiştir. Bizim yapacağımız işler var. İdlib'de, geçen hafta pazar günü İdlib'deydim. 3.9 milyon insan. Sayın Bakanım, çocuklar var, kolları yok. 75 yaşında kadınlar var. Erkekleri yok, evlatları yok. Ama en önemlisi yarın ne olacaklarını bilmiyorlar. Biz de 9 aylık doğduk. Onlar da 9 aylık doğdular. Bunlar bizim komşularımız. Bundan 100 yıl önce, 120 yıl önce aynı kıbleye dönerek beraber namaz kıldığımız, secde ettiğimiz, birlikte var olduğumuz, düğünler kurduğumuz, toylar yaptığımız, cenazelerimizi birlikte taşıdığımız aynı devletin fertleriyiz bizler. Ne yapacağız? 3 kuruş para bulduk. Kişi başına gelir seviyemiz biraz yükseldi. Arabalarımızın standartları yükseldi diye birlikte yaşadığımız, Cenab-ı Allah'ın bizi birbirimize emanet ettiği o insanlara sırtımızı dönmeliydik. Anadolu coğrafyası bunu yaparsa, onlara sessiz kalan, mış gibi yapan, orayı bir film platosu haline getiren Batı ne yapar? Bunu mu yapmalıydık? AK Parti şunu yapıyor ve Türk Devleti'ne eski karakterini hem de büyük işçi ihtişamıyla yeniden kazandırıyor. Yalnızların, mağdurların, kimsesizlerin, hakkın, adaletin, anlayışın, insanlığın ve eşrefin mahlukatın her haline sahip çıkan bir anlayışı ortaya koyuyor ve çiziyor. Sadece orada değil, geçen gün Lübnanlılar geldi. 0-2 yaşındaki çocuklarda şu anda süt yok. Müracaat ettikleri bir tek ülke var, o da Türkiye. İyi ki bize müracaat ediyorlar. İyi ki sözlerini dinleyenlere müracaat ediyorlar. İyi ki kendilerinden anlayanlara müracaat ediyorlar. Biz kendimizin sahibi bir ülke değiliz. Afganistan'da 20 yaşın altındaki gençlerin %70'i, 80'i şu anda açlık sınırının altında. Onlar da bizim çocuklarımız. Hangi travmayla büyüyecekler? Ne yapacaklar? Afganistan'dan Pakistan'a, Yemen'den Filistin'e kadar etrafımızdaki bütün coğrafyayı Batı tarumar ediyor. İstiyor ki bunların sesini dinleyen, sesini ortaya koyan, gücüyle beraber yardım eden bir ülke olmasın. Ne yapacağız? Sineceğiz mi? Kimin lafıyla sineceğiz? Batı'nın talimatlarıyla beraber hareket eden, verdiği pusulalarla beraber Türkiye'de siyaset yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun lafıyla mı sineceğiz? Kimin lafıyla sineceğiz? Elbette zorluk yaşarız. Elbette sıkıntılarımız olur. Allah razı olsun. Şimdi kimden korkacağız? Bunlardan mı korkacağız? Bunlardan mı çekineceğiz? Etrafımızdaki coğrafyanın doğası bizimle beraberdir. Hiç endişe etmeyin. Milletimiz her şeyin farkındadır. Biraz önce genel başkan yardımcımız, il başkanımız Samsun'daki
esnaflarımızla beraber olduklarında karşı karşıya kaldıkları durumun ne olduğunu, karşılıklı nasıl bu meseleyi bir vuzuha kavuşturmak için aynı masanın etrafında oturduklarını anlattılar. Milletimizin ayağına iğne batarsa bizim ayağımıza çuvaldız batar. Bu ülkenin liderinin siyaset anlayışı da insanlık anlayışı da tam da budur. Çünkü bu millet ayağa kalkmalıdır. Ve çünkü bu millet etrafındaki coğrafya ve dünyaya umut olmalıdır. Hatırlarsınız. 20. yüzyılın sonlarında, 1990'ların sonlarında hep şöyle söylediler. Dünya açıldı. Avrupa'da, Hollanda'dan Avusturya'ya kadar, Almanya'ya kadar her tarafta sınırlar açıldı. Özgürlükler, hürriyetler, aman Allah'ım, çiçekler, böcekler, her şey güzel. Ortak para birimi, ortak anayasa, ortak bütün kurallar, her şey. Fakat 21. yüzyılda Batı'nın tekrar yüzü ortaya çıktı. Vekalet savaşlarını başlattılar. Sömürü düzenlerini yeniden ortaya koymak için çaba harcadılar. O pazarlama taktikleri, pazarlama stratejileri çok az sürmüş idi. Zannettiler ki biz bunu yiyeceğiz. 21. yüzyılın baştan itibaren AK Parti'nin iktidar olmasının belki de en önemli sebeplerinden ve tarihe sirayet edecek en önemli sonuçlarından bir tanesi budur. Belki 1990'larda, 80'lerde, 70'lerde, 60'larda böyle bir şey hususa gelseydi bu kadar büyük etkisi olmayacaktı. Bizi küresel çatı örgütlerine, küresel zengin ülkelere teslim etmek istediler. IMF karar verecek, biz evet diyeceğiz. Burnumuzu halka geçirecek. Dünya Bankası karar verecek, biz evet diyeceğiz. Dünya Sağlık Teşkilatı karar verecek, biz evet diyeceğiz. Büyük ülkeler ne diyecek, biz evet diyeceğiz. Ama dikkat edin, AK Parti, bugün Cumhur İttifakı, aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye 21. asrının başından itibaren bambaşka bir politik ortaya koydu. Koyduğu politika açık ve netti. Evet, dünya istediğini yapa dursun. Ama biz bir, bölgesel ilişkilerimizi geliştireceğiz. İki, ikili ilişkilerimizi geliştireceğiz. Üç, tarihin geçmiş dönemlerinde yaşadığımız, ecdadımızın uzandığı, coğrafyamızın uzandığı neresi varsa Afrika'dan dünyanın başka bir noktasına kadar her noktadaki ilişkilerimizi geliştireceğiz. Dört, ticari ilişkilerimizi geliştireceğiz. 21. asrın baştan itibaren eğer biz küresel örgütlere, eğer küresel zengin ülkelere teslim olarak kalsaydık bugün bizi çökertmişler, elimizdeki her şeyi almışlardı. Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu strateji, Türkiye'nin yürüttüğü strateji, AK Parti'nin desteklediği, milletimizin onayladığı bu strateji bilmenizi istiyorum ki bizi bugün ayakta tutmaktadır. Ben bunları ezbere tesadüfe söylüyor değilim. Salgın dönemini geçirdik. Bir ülkeden bir maske desteği görmedik. Sadece biz değil. Zengin ülkeler fukara ülkelere vermediler. Orta ülkelere vermediler. Sağlık Bakanımız burada. Aşıyı ürettiler ve insanların ölmesini beklediler. Vermediler, kıskandılar, imtina ettiler. Onu bir güç olarak algıladılar ve güç olarak dikte ettirmeye çalıştılar. Önümüze bir tane öneri koymadılar. Önümüze bir tane çerçeve koymadılar. Göçle karşı karşıyayız. Ne yaptılar? Göçü sadece İran, Türkiye ile Yunanistan sınırı arasındaki bir mesele olarak gördüler. Göçü Türkiye ile İran sınırı arasında bir mesele olarak gördüler. Göçü Türkiye ile Suriye sınırı arasındaki bir mesele olarak gördüler. Afganistan'la İran, Pakistan'la Afganistan, Pakistan'la İran, Afrika ile bizim aramızda bir mesele olarak gördüler. Oradaki insanların adalete, eğitime, sağlığa, erişimine yönelik bir problem olduğunu, vekalet savaşlarına yönelik, iç savaşlara yönelik bir problem olduğunu, bunun çözmenin lazım geldiğini görmediler. Dertleri insan değil, dertleri sorun kendilerine gelmesin, sorunu batı coğrafyasından doğu coğrafyasına yıkalım, onlar uğraşsın denilen bir anlayış ortaya koydular. Ve hiçbir çözüm ortaya koymadılar. Afganistan'a demin de söyledim, birinci trenimizi gönderdik. 800 ton. İkinci trenimizi gönderdik 920 ton. Şimdi üçüncü trenimizi gönderiyoruz 1000 ton. Şimdi dördüncü trenimizi gönderiyoruz 1000 ton. Evlatlarımız orada, Kızılay'ımız, Abad'ımız işin başından itibaren. Kim yönetirse yönetsin. Bu coğrafyanın bize öğrettiği önce insandır, önce insandır, önce insandır. Biz sorumluyuz.
Göç meselesinde de bir tek öneri koymadılar. Yalnız bıraktılar. Para hesabı yaptılar. Buradan nasıl para kazanırız diye yaptılar. Avrupa'da paralar topladılar. Dünyada paralar topladılar. %50-60'ını kendi profesyonel yöneticilerine verdiler. Bunları görmüyor muyuz? Suratlarına söylüyoruz. Yüzlerine söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Üçüncüsü, enerji krizi var dünyada. Görüyorsunuz. Almanya, Avrupa, Rusya'dan mal alalım, İran'dan mal alalım, şuradan mal alalım, buradan mal alalım. Yarın kime bağımlı olacağız, kime bağımlı olmayacağız? Bir tek çözüm üretemiyorlar. Çünkü basiretsizler, çünkü vizyonsuzlar, çünkü yönsüzler. Çünkü artık ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Dördüncüsü, bütün bunların getirdiği bir ekonomik sorun var. Ekonomik girdap var bütün dünyada. Şu anda herkes yaşıyor bu sorunu. Biraz önce Sayın Milletvekilimiz anlattı, Genel Başkan Yardımcımız anlattı. Enerji fiyatlarının yüksekliklerinden bahsettiler. Doğalgazdan elektriğe kadar, kömüre kadar her şey almış başını gitmiş. Kim ne anlatmaya, ne üretmeye çalışıyor? Ve şunu söyleyeyim. Önümüze ilk kez bir fırsat geldi. Demin onun için söyledim. AK Parti tam zamanında dünyanın içerisinde, Türkiye'de, bu ülkeyi, Anadolu coğrafyasına, yeterli coğrafyasına ışık saçıyor. Tam da zamanında. Ve güçlü bir liderle. Ve tecrübeli bir liderle. Dünyayı avucunun içi gibi bilen bir liderle. Hangi taşın nerede olabileceğini, nereye konulabileceğini, neyin nasıl adım atılabileceğini, kimin hangi hareketi zamanında ne şekilde yapabileceğini tasarlayan, değerleyen, öngörmeye çalışan bir liderle. Değer kaybına uğramayan bir liderle. Nasıl başlamışsa yolculuğuna öyle devam eden bir liderle, öyle devam eden bir kadroyla. Ve tam da zamanında Batı'yı bu kadar sersefil bir halde bulmuşken, Amerika'yı bu kadar ne yaptığını bilemez bir halde bulmuşken, birbirleriyle Karadeniz'den Balkanlara kadar dünyanın başka noktalarında acaba ne yapacağız endişesi içerisinde uğraş halinde bulmuşken, şimdi fırsatını yakaladık. 300 yıllık makası kapatıyoruz. Ve buna bu kadrolar bugün ev sahipliği yapmaktadırlar. Bu millet adına, bugüne kadar yapılanlar adına ev sahipliği yapmaktadırlar. Şimdi topyekün yüklenmelerinin, Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın her yerinden yüklenmelerinin bir tek sebebi vardır. Eğer bunlar 2023'ten sonra Türkiye'yi yönetmeye çalışırlarsa, devam ederlerse, eyvah biz yandık anlayışı ve korkusudur. O korkularıyla onları yüzleştirmek bizim boynumuzun borcudur, borcudur, borcudur. Bunu hep beraber yapmak, hep beraber gerçekleştirmek zorundayız. Ve dönem dönem elbette ki bir takım sıkıntılarla dünya karşılaştığı gibi bunlardan bize sirayet edenler de olabilir. Bunu yine biz çözeriz. Kim çözecek? İki tane kazı gütmekten yoksun Kılıçdaroğlu mu çözecek? O mu çözecek yani? Ha, çözecekleri bir şey var, söyleyeyim size. Cinsel yönelim getireceklermiş. Dün de Kadıköy'deki belediye meclisi açıkladı. Erkekler erkekler, kadınlarla kadınlar evlenebilir diye. Tövbe estağfurullah ya Rabbi ya Resulallah. Akıl fikir ver ya. Bakın, bunları hiç tesadüfi sözler olarak görmeyin. AK Parti sadece Türkiye'nin ekonomisini geliştiren değil, AK Parti sadece Türkiye'yi büyüten değil, Cumhur İttifakı sadece bir değerler ittifakı değil, aynı zamanda ifade etmek gerekirse medeniyetimizin bütün kodlarına sahip çıkan bir anlayışın ta kendisidir. Biz aileden kendi gücünü neşet eden bir siyasi anlayışın temsilcileriyiz. Bu ülkeyi aile yapısını, aile anlayışını tarumar etmek için birbirimize olan saygıyı, sevgiyi, birbirimize olan muhabbeti, hürmeti, el öpmeyi, bayramı, seyranı, cenazeyi, düğünü bizden alıkoymak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. 60 darbesini yaptılar, yıkamadılar. 71 yaptılar, yıkamadılar. 80'i yaptılar, yıkamadılar. 28 Şubat'ı yaptılar, yıkamadılar. 27 Nisan'ı yaptılar, yıkamadılar. Gezi'yi yaptılar, yıkamadılar. 17-25'i yaptılar, yıkamadılar. 6-8 Ekim'i yaptılar, yıkamadılar. 15 Temmuz'u yaptılar, yıkamadılar. Dolar saldırısı yaptılar, yıkamadılar. Bu güçlü tutkun yapımız olduğu için yıkamadılar. Bunun için yıkamadılar. Şimdi bir taraftan değerlerimize, aile yapımıza, inancımıza, geçmişte yaptıkları, içeriden yönettikleri ve saldırdıkları yapıları şimdi dışarıdan yapmaya çalışıyorlar. Ben İçişleri Bakanıyım.
Hangi sivil toplum örgütlerine hangi yardımları yaptıklarını bilmiyor muyum? 10 milyon dolarlarca. 10 milyon dolarlarca neymiş? Erkeklerle erkekler evlensin, kadınlarla kadınlar evlensin. Yuvarlak masa değil, 10 tane yuvarlak masanın üstüne bir araya gelseniz bu millet size imkan vermeyecek, vermeyecek, vermeyecek. Onun için yapmamız gereken açık yönet. Yaşarız yaşamayız, Cenab-ı Allah bilir. Görülür görmeyiz, Cenab-ı Allah bilir, bizim inancımız bize bunu söylüyor. Ama şunu ifade edeyim. Burası tesadüfi bir şehir değildir. Burası bir millete ümit olan bir şehirdir. Burası tesadüfi bir şehir değildir. Burası milletin dualarında olan bir şehirdir. Burası tesadüfi bir şehir değildir. Elinin emeğiyle beraber, elinin nasibiyle beraber, alnının teriyle beraber ekmeğini kazanan ve bunun mücadelesinden hiçbir gün vazgeçmeyen bir şehirdir. Bu şehir tesadüf bir şehir değildir. Kendini düşünen değil, uçsuz bucaksız denizlere baktığı gibi bütün dünyaya bakabilme vizyonu olan, kapasitesi olan insanlığından, evet, bütün dünyanın nasip alması için kendinden ümit beklediği bir şehirdir. Bu şehir tesadüfi bir şehir değildir. Birçok insanı, birçok farklı kimliği bir araya getirip kardeş gibi yaşatan, bir arada barındıran, omuz omuza mücadele etmesini sağlayan bir şehirdir. Bu şehir tesadüfi bir şehir değildir. Türkiye ne zaman bir karar vermişse o kararla beraber olan, ona en güçlü desteği veren bir şehirdir Samsun şehri. Bu şehir herkesin sıkıştığı anda, acaba ne yapacağız dediği anda milli, manevi tüm değerlerimize, tüm hasletlerimize sahip çıkan, burası sizin yuvanızdır, ocağınızdır, buradan başlayabilirsiniz dediği bir şehirdir. Bu şehir AK Parti iktidarı başladığı andan itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la beraber, Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bütün iddialara, bütün ideallere, bütün idari anlayışa, evet, sonuna kadar seninle beraberiz diyen, her seçimde haykıran bir şehirdir. Ben çok iyi hatırlıyorum. 17-25 Aralık'tan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla geldiğimiz Samsun Meydanı'nda seni yalnız bırakmayacağız diye yeri göğü inleten bir şehirdir bu şehir. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var. Sadece bizim adımıza değil, sadece 2023 adına değil, sadece 2053 adına değil, sadece 2071 adına değil, sadece buradaki gençlerimizin bizden daha güçlü bir şekilde yöneteceği Türkiye adına değil, önümüzde büyük bir fırsat var. Hep beraber büyük bir fırsat var. Biz nasıl derseniz deyin, bu nesil birçok şeyi gördü. Ötekileştirmeyi gördü, fukaralığı gördü, dünyadan parmak sallamayı gördü, %8 binlik gecelik faizleri gördü. Akşamın saat 6'sından sonra emekli maaşını almak için bankanın önünde karda, yağmurda, çamurda girilen kuyrukları gördü. Bu millet insanların inancıyla beraber sizler gördünüz, alay edildiğini, 28 Şubat'tan sonra camiye gidenlerin şuralarına bakıldıklarını ve bu ülkede her türlü ötekileştirmenin yapıldığını görüldü. Hepsini gördünüz. Bu nesil gördü. Bir tek şey yapmak zorundayız. Buraya kadar getirdik bu meseleyi. Bizden sonraki neslin bizim gördüklerimizi bir daha görmeyecekleri, onların daha sağlam bir zeminde oturabilecekleri, ayakta durabilecekleri, bir daha eskiye, geriye dönüşün asla mümkün olmayacağı bir Türkiye'yi biz onlara teslim etmek zorundayız. Biz onlara daha güçlü bir Türkiye'yi haykırdıkları zaman, biz Anadolu coğrafyasından haykırıyoruz diye gittikleri her zaman ay yıldızlı pasaportla dünyanın her yerinde, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde pasaportu uzattıkları zaman gümrük memurlarının saygıyla ayağa kalktığı, ay yıldızı gördüklerinde hayran oldukları bir Türkiye'yi teslim etmek zorundayız. Hep beraber sorumluluğumuz budur. Ve bütün bunları yaparken ve bütün bunları gerçekleştirirken de ifade etmem lazım ki, bir, biraz önce Cumhurbaşkanımız söyledi. Bizim dinimiz bize öğretti, birlikte rahmet vardır.
en önemli sözlerden bir tanesidir. En önemli düşüncelerimizden, inançlarımızdan bir tanesidir. Birlik içinde hareket edeceğiz. Birbirimizi anlayarak, birbirimize istişare ederek, dava şahsi davamız olsa istediğimizi yapalım. İstediğimizi ortaya koyalım. Yükünü ve sorumluluğunu da hep beraber karşılayalım. Kendi üzerimizdeki sorumluluğumuzu da alalım. Ama bu mesele bizim meselemiz, şahsi meselemiz değildir. Bu bir insanlık meselesidir. Çok uzun zamanlardan bugüne kadar gelen ve bu milletin önüne yeniden bir fırsatın konulduğu bizim meselemizdir. Hem ülkemizi zenginleştireceğiz, hem hayat standartlarımızı yükselteceğiz, hem de etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya hep beraber umut vereceğiz, barış vereceğiz, kardeşlik vereceğiz, huzur vereceğiz, zenginlik vereceğiz. Evet, Diyarbakır bugün huzurlu. Biraz önce Sayın Başkanımızın anlattığı Hakkari bugün huzurlu. Şırnak huzurlu, Mardin huzurlu, Van huzurlu, İstanbul huzurlu, Kocaeli huzurlu, Samsun huzurlu. Ama bu bize yetmiyor. Burada ifade etmem lazım. Batum'dan Şam'a kadar, Yemen'den Bağdat'a kadar etrafımızdaki bütün coğrafyaya huzur getirmek bu milletin sorumluluğudur ve bizim sorumluluğumuzdur. Bunu yaparsak yeniden etrafımızdaki coğrafyayla ve dünyayla kavlimizi tazelemiş oluruz. Bu bizim için lazımdır. Bu bizim için elzemdir ve önemlidir. Bunu ancak biz yapabiliriz. Çünkü diğer ülkelere nazaran altyapısını geliştiren biziz. Örnek olan biziz. Tayyip Erdoğan'ın koyduğu model, AK Parti'nin koyduğu model, Türkiye'nin koyduğu model 21. yüzyılda budur. Belki sıcağı sıcağına fark etmiyoruz. Ama size bir şey söyleyeyim. Yüzyıldan sonra, yüzyıl sonradan bugüne bakıldığında dönüp yüzyıl sonraki nesiller diyecek ki Allah onların aldığı riskten, Allah onların gösterdiği cesaretten ve Allah onların gösterdiği dik duruştan razı olsun diyecekler sizler için. Nasıl biz ecdadımız için söylüyorsak. Cumhuriyet'in birinci asrı bize emanet edildi. Tam bundan 100 yıl önce bu şehir bunu en iyi bilenlerdendir. Bu kıvılcımı yakan şehirdir. Dün Gaziantep'teydim. O da büyük badirelerin, o da büyük mücadelelerin şehri. Gazi şehrimizdi. Bize bu ülkenin özgürlüğü, hürriyeti, bağımsızlığı, ezanı Muhammed'i ulufu olarak verilmedi. Şehitlerimizle, mücadelemizle, sahabilerimizin hayatını kaybetmesiyle sağlandı. Ve biz öyle bir nesiliz ki hem Cumhuriyet'in birinci asrını hem de Cumhuriyet'in ikinci asrını birlikte görebilecek nesiliz. Ve biz öyle bir kadroyuz ki biz dönüp Allah'ım her duamızda Allah'ım bize bu ülkeyi evet, özgürlüğümüzü, hürriyetimizi, ezanımızı, bayrağımızı bırakanlardan razı olsun diye dua eden bir nesil olarak söylüyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında, 1. asrında hep birlikte karnemizi o kadar güçlü yapmalıyız ki. Belediye başkanlarımız burada. Karnenizi o kadar güçlü yapmak zorundasınız ki. Bakanlarımız, kamu yöneticilerimiz, iş insanlarımız, hükümetimiz en üst seviyede bir karne ortaya koymalıyız. Cumhuriyet'in 100. yılının karnesi hep birlikte Türkiye'nin ak karnesi olacaktır. Ve biz bunu Cumhuriyet'in ikinci asrına devredeceğiz. Biz hem alan, devralan hem de emaneti devreden bir nesil olarak büyük bir sorumluluk içerisindeyiz. Onun için hem birlikte rahmet vardır dedim ama ikincisi de çok çalışmalıyız. Çok gayret göstermeliyiz. Yorulmamalıyız. Hiç endişe etmeyin, yorulmazsınız, dermanı veren Allah'tır. Hiç endişe etmeyin. Siz yeter ki bu kutlu davanın içerisinde bu anlayışınızla beraber aynı mücadeleye devam edin. Milletin inancı, kararlılığı, samimiyeti,
bizim üzerimizdeki yükü alır götürür. Ve yine bütün bunlarla birlikte çok çalışmalıyız derken kapı kapı anlatmalıyız. Kapı kapı ifade etmeliyiz. Hiç merak etmeyin. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Algı operasyonlarına herhangi bir zararı söz konusu olmaz. Gerçekliktir önemli olan. Dünyada gerçekliği ortadan kaldırabilecek hiçbir güç yoktur. Buna kimse müsaade etmez. Yeter ki biz gerçeği anlatalım. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye'nin nereden nereye geldiğini hep beraber ifade edelim. Bunu ortaya koyalım. Yine hep birlikte dördüncüsü olarak değerlerimize, medeniyetimizin bize bellettiklerine, inancımıza, anlayışımıza, milli kültürümüze, hasretimize neyi önerirlerse önerilsinler, sımsıkı sahip çıkmaya aynı şekilde devam edelim. Bizim dünyaya söyleyecek sözümüz var. Dünyada başka hiçbir ülkenin bize söyleyecek sözü yok. Bizim kendi coğrafyamız adına, bizim inançlarımız adına, değerlerimiz adına, kimliğimiz adına dünyaya söyleyecek sözümüz var. Hacı Bayram adına söyleyecek sözümüz var. Mevlana adına söyleyecek sözümüz var. Hoca Akşemseddin adına söyleyecek sözümüz var. Veysel Karani adına söyleyecek sözümüz var. Kabe'de tavaf eden insanlar adına söyleyecek sözümüz var. Kudüs'ün gözyaşları adına söyleyecek sözümüz var. Eğer söyleyecek sözümüzü unutursak, gelecek nesiller bizi dualarla yad etmez, bunu söyleyeyim. Onun için bizim sadece bir parti olarak elimize bir fırsat geçmiş değil, bizim bir nesil olarak elimize bir fırsat geçmiş. İşte o fırsat için 2023 yılında ona kadar çok çalışmalıyız, çok gayret göstermeliyiz, çok mücadele etmeliyiz ve hep birlikte büyük adım atmalıyız. Bunun için söylüyorum, biliyor musunuz? 2023'te daha yeni başlayacağız onun için. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023'te bambaşka bir adımı ortaya koyacağız. Aç tavuk kendini dar ambarında zannedermiş. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu millet 2023'te öyle bir karar verecek ki, öyle bir tokat, öyle bir sille sallayacak ki, şu Avrupa'nın, Amerika'nın ayakları altından bize oyun kurmaya çalışanları öyle bir mağlubiyet tattıracak ki, o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız çıkacak. Dünyanın o kerli ferli bütün liderleri onun önünde saygı duruşuyla beraber geçecekler. Bu fotoğraf Amerika'nın uçak fotoğrafıyla yan yana konulacak, hem ecdadımıza hem de geleceğimize en onurlu fotoğraf olarak bir milletin ortaya koyduğu iradenin sonucu olarak tescil edilecektir. Hiç. Ya Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu, tövbe estağfurullah. Allah'ını seversiniz. Zaten Samsun'un güreşleri meşhurdur, değil mi? Bunlar paçak aslak birbirine girmişler. Deste midir, deste boy mudur, başaltı mıdır, baş mıdır, hiçbirisi belli değil. Herkes bir taraftan giriyor. Aday olmak için belediyeyi bırakmışlar. Belediye melediye yok, çalışma yok, yol yok, kış yok, kar yok. Ne olacak? 2023'te aday olacağız. E aday olacaksınız da milletin hali ne olacak yani? Milletin hali, para bol. Para nereden geliyor? Hazineden geliyor, öyle mi? Belediyelerin hazineden geliyor, bir kuruş kesilmiyor. Sonra da mağduriyette mağduriyet, mağduriyette mağduriyet. Ama hiç merak etmeyin. Biz çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz, çok mücadele edeceğiz. Onlara da biz kızmayacağız. Cumhuriyet Halk Parti tabanı var ya. Neyse, bizim buralarda güzel bir laf söylerler de, küreklerle kovalayacak onları. Bu vesileyle yapacağımız çok iş var. Bir, AK Parti'nin yapacağı çok iş var.
İki, Cumhur İttifakı'nın yapacağı çok iş var. Üç, milletimizin yapacağı çok iş var. Dört, Türkiye'nin yapacağı çok iş var. Beş, Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı çok iş var. Buna hazır mıyız? 2023'e kadar çok çalışmaya, 2023'e kadar çok mücadele etmeye, hakkı, hakaniyeti, doğruyu anlatmaya ve evet, yorulmadan, dinlenmeden 2023'e kadar kadın kollarımızda, gençlik kollarımızda, teşkilatımızda, Cumhur İttifakımızda birlikte beraber çok çalışmaya ve 2023 yılında Samsun'da tarihi bir rekor çıkarmaya hazır mıyız? Evet. 2023 yılında seçim akşamı Samsun'dan gelecek oylarla birlikte bütün dünyayı titretmeye hazır mıyız? Allah bu inancınızdan, bu samimiyetinizden, ülkemize, milletimize, davamıza, bu sadakatinizden bizi mahcup etmesin inşallah. Bu vesileyle Samsun'da, anamın diyarında bulunmaktan büyük bir onur duydum. Ve her birinizin huzurunda bulunmaktan büyük bir gurur duyduğumu ifade ediyor. Cenab-ı Allah bizi milletimize mahcup etmesin diliyor. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyor. Huzurunuza saygıyla eğiliyorum. Bu güzel konuşmaları için Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımızı sahneden indirmeden önce kendilerine hediye takdimi